Ya ne atarlanıp duruyorsun ya? Of! Ya bak, ben sürekli seni düşündüğüm için ne yaptım? Ne yaptım? Bir müteahhit abimizin daveti için sizin lokali tavsiye ettim ben ya. Ya onu anladık da, pavyonda bayi toplantısı nasıl olacak? Ya taşeron firmalara yemek verecek. Abartma. Dedim yer tanıdık. Az soruz tanıdık. Burada yap dedim. İyi. Yarın akşam ekmeğimize bakacağız artık. Bak, sana ekstra iş ayarlıyorum ama komisyon almıyorum. Buna ne denir? Ayağınız alışsın, müşteri olalım. Hayır lan! Aşk denir. Ha, pardon. Ben 9'dan 12'ye tekrara düşerim. Sonuçta 18 şarkı biliyorum. Aslında bir de ünlü istiyorlar sunucu gibisine ama o zor işte o. Kız! Bizim Deniz olur mu anam? Parasız kalmış bu ara, yazık. Aa, olur tabii. Ne? Yapar mı acaba ya? Ne işi var o manda sürüsünün arasında? Selahattin, benim ne işim var? Ben kovboy muyum? Beni karşıya geldiydim de. Öyle mi? Eski hikayen ha? Sen bizim evimizi basmaya mı geldin ya? Yo, Deniz arkadaşım ya, ona bir şey diyecektim. Buyurun. Ha, Deniz'le görüşecektim. Deniz evde yok. Kim diyeyim? Tülay ben. Dizide. Bana bulunuz evvelsin. Bana hiç acımıyor musun? Ay tamam. diziden. Saçlarınız dizide daha değişik de. Ay Deniz yok maalesef. Keşke gelmeden arasaydınız. Telefon numarası değişmişti. Halbuki sen de hep aynı numaralar. Deniz'in arkadaşısı. Arkadaş onun numarasını bileydin iyiydi. O zaman beni şeyden numarasını bulayım. Arayayım onu orada. İyi günler. Siz tanışmıyor musunuz Çiğdem Hanım? Yok. Ben ilk defa görüyorum canlısını. Siz tanıyor gibisiniz. Ben bir defa ölüsünü gördüm. Ha? Rüyamda. Ha. Evet. Ya bizi de öldürmeye çalışıyorlar falan ya, artık onların etkilendiyse. 14400. O karı evi bastı! Kim? Hangi karı? Ay kaydetseydin ya, ben o bölümü kaçırdım. Selahattin, o kadın yine kapıya geldi. Ne dönüyor? Kim? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Ne oluyor ya? Bu da peşine bir kaya bağladı. Kardeşim senin burada ne işin var? Git gazeteci olur. Meraklı insanım hemşerim. Merak kediyi öldürdü. O ne ya? Bir İngiliz atasözü. Ay İngiliz demişken saat 5. 5 çayı. Hadi, hadi sen git bir tavşan kanı çay iç. Yoksa burada kan çıkacak. Gül usta. Ne var? Sen o ahlaksız kadınla birliktesin. Yine eve geldi. Bir de ayak yapıyor. Yok Deniz'le görüşecektim de bilmem ne. Ya ne alakası var ya? Bak Selahattin, çocuğunun yüzünü göremezsin ha. Ya manyak mısın kızım? Ya o kadın... Ahmet'le beraber onunla manita o. Ne? Aa. Ya illa söyleteceksin ya, aman Allah Allah. Bayi toplantısında sunuculuk. Ay bilemedim ki. Mekan olarak da bizim lokal seçilmiş. Ama çok nezih ortam olacakmış. Değil mi Selahattin? Ya Deniz'cim ekmeğine bakacaksın ya. Boş ver ya. Hangi sektör bu? İnşaat. Ha, mimarlar, mühendisler filan. Yani yığın inşaatın çalıştığı kişiler diyelim. Çıkacaksın bir saat. Hoş geldiniz, beş gittiniz. İki şaka, hop, palacukka. Yani ne bileyim, belki olabilir aslında da. Şimdi Selahattin Bey,
Bunu annemlerin ve sizinkilerin asla bilmemesi lazım. Çünkü onlar beni tiyatro yapıyorum zannediyorlar. Beni de sadık bir koca zannediyorlar. Zaten hayat bir tiyatro sahnesi. Şımarma Tülay. Ya söylemez canım. Sen de ağzını sıkı tut yalnız ha. Yok yok tabii tabii ki. Şimdi neden özellikle beni istemişler kurumsal olarak? Ya maksat bunlar ünlü görsünler anladın mı? Ki muhabbet olsun. Tabii biraz da açarsın. Neyi açacağım? Ya konuyu açarsın. Dersin ülkemizde inşaat sektörü ne kadar önemli falan filan. Ha böyle şey panel yönetme tarzı. Ya. Kız 2000 lira az mı? Ahmet gibi böyle çolun çocuğun doğum gününde parlançılık yapmaktan iyidir. Sevgili yığın inşaat çalışanları, bu güzel gecenin organizasyonunda emeği geçen Sayın Tayfur Yığın Bey'e teşekkür ederken biraz inşaat sektörünün zorluklarından bahsedip birlikte gülümseyelim ister misiniz? Kimle konuşuyorsun? Yok bu şey Macbeth provasının notları. Ha. Prova varsa niye kokteyl elbiseni ütüledin? Provaların başlama kokteyli var. Bu çok büyük bütçeli bir tiyatro kumpanyası. Ha. Hadi hadi bakalım. Yarasın Tayfur abimiz şerefine ya. Haydi. Aha! Hoş geldiniz sevgili yığın inşaat dostları. Öncelikle... Oy, oy, oy. Öncelikle dedim mi beni orada kaybetti ya. Selahattin Bey, bugün benden rol çalacaksınız öyle değil mi efendim? Efendim mi? Bu ortamda. Bir daha düşün istiyorsan. Evet, evet sevgili dostlar, bu güzel ve samimi gecenin organizasyonunda emeği geçen Sayın Tayfur Yığın'a teşekkür ederken... Eyvallah gülüm, seni yerler! Ya abi ne yapıyorsun ya, yerler diyor ya. Teşekkür, afiyet olsun, mersi. Evet, biraz inşaat sektörünün zorluklarından bahsedip... Hep birlikte gülümseyelim ister misiniz? İstemeyiz. Yazgıyı yap, yazgıyı. Efendim? Yazgıyı yap ya. Tayfur abim bayılıyor ya yazgıya ya. Ya yazgıyı nasıl yapacağım burada? Ya, Fırat, al şu silahı. Namusumuzu temizlemek sana düşer. Helal! Koş Selahattin, koş! Tabii abicim. Terledin mi? Yazgıyı yap, yazgıyı. Ya bir daha mı yapacağım yazgıyı? Yap, yap. Ben dur diyene kadar yazgıyı yap. Evet. Fırat, namusumuzu temizlemek sana düşer. Zahter, başından beri senin olduğunu biliyordum. Civan, benden nefret et. Ama bana acıma. Fırat, ne yapıyorsun? Bu lili sana gelsin abi. Sağ olun. O ne? İstekreplik. Bacım sen nasıl yolda düştün buralara ya? Ya ben mimarlar odası falan gibi sandım ne bileyim. Bu, evet, hadi bakalım neymiş? Şimdi efendim sevgili Tayfur Yığın Bey'in istek repliğini okuyorum. Teşekkürler gül yaprakları için. Evet, sizin için geliyor Tayfur Bey. Ay, gözü kör olmayasıcılar, boyu devrilesiciler, Şemsi Pasa pasajında sesi büzüşeceğiciler. Ha 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 ha.
Selahattin Bey, ben gidiyorum. Artık çok geç. Burası Star Wars, buradan çıkış yok. İşte, işte hala kan kokuyor. Arabistan'ın bütün ıtırları bu minicik elin kokusunu tatlılaştıramaz. Bu da Macbeth'ten bir tirattı. Deniz, sıkıldık ya. Şarkıya geç, şarkıya geç. Şarkı? Ben... Ama ben şarkı söylemiyorum ki. O zaman oryantal yap. Girelim şarkıya arkadaşlar, bilindik bir şey olsun. Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle dertliyim. Parça bittikten sonra seni Tayfur abi masaya bekliyor. Ne? Ha. Ne dönüyor burada ya? Hadi, hadi, hadi. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aman Allah'ım, kimleri görüyorum? Muhteşem ses ve yorumuyla Tülay Ünlü aramızda. Buyurun. Mutluluklar sizlerle olsun. Beraberce hoşça vakit geçirdiğimizi ümit ederek filan falan. Kim bunlar Tülay? İnşaat sektörünün dışladıkları mı? Kim bunlar? Selahattin'in çevresi. Pavyon dilinde bu akşam hayvanat bahçesi dediğimiz durumla kendini. Harikulade, ben kaçıyorum. Para filan istemiyorum. Kötü yola düşmeyeyim yeter. Çok teşekkürler. Arkadaş! Sağ olun. Vallahi bravo. Eğleniyorsunuz mu? Oynuyor. Aa, elleri göremiyorum. Beyler, eller, eller, eller! Ey maşallah! Ben neyse, koklu öpçükle. Helal! Baş tacısın anam. Ama nerede benim şampanyalarım? Aa, ben öksüz kaldım ama. Aa, inşaat kralı Tayfur Bey gelmiş. Şampanyaya doymayalım mı? Vallahi ayıp, billahi ayıp. Helal olsun. Hadi, gel, 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 gel. Sorus budur, sanatçı budur. Dünyaya doymadan göçüp gideceğim. Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Helal olsun size, helal olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.